Bir ayet, bir açıklama. Kehf suresi 2. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. Allah, öz tarafından gelecek şiddetli bir azabla günahkarları korkutmak, yaxşı işler gören müminleri, güzel mükafata nail olacaklarıyla müjdelemek için bu kitabı dopdoğru şekilde nazil etti. Bu ayetten Kur'an'ın doğru bir kitap olduğu bildirilerek ehemmiyetine dikkat çekilmiştir. Kur'an, insanlara öğüt nesihet veren ve sonsuz hayatları için onları haberdar eden ve doğru yolu gösteren Allah'ın vehyidir. Rabbimizin razılığını, rahmetini ve cennetini kazanmak için sarılmağımız lazım olan yol göstericimizdir. Ayette bildirilen hükümlerden biri de insanları haberdar edip korkutmaktır. Allah Kur'an'da yaxşılığı emredip pislikten çekindirmenin bir ibadet olarak yerine getirilmesini emretmiş ve bunu eden insanların kurtuluş tapacağını da müjdelemiştir. Ayette vurgulanan bir başka ehemmiyetli mövzu da insanın yalnız Allah'ın razılığını, rahmetini ve cennetini hedefleyerek samimi bir ürekle ettiği hayırlı hareketlerin, yani salih emelin ehemmiyetidir. Müminlere müjde vermek de ayette hatırlatılan mövzulardandır. Kur'an'ın birçok ayetinde elçilere iman getirenlere müjde vermeleri emredilmiştir. Dünya hayatının bütün çetinliklerinin, eksikliklerinin müvekkati olduğu, Allah'ın kömeğinin, rahmet ve merhametinin daim inananlarla birlikte olduğu kimi haberlerle müjdelenmeleri müminler için çok büyük bir sevinç vesilesidir. Sonsuz ahiret nimetlerinin yakınlığı da hiç şüphesiz müminlerin şövgünü, seylerini ve cehdlerini artıracak. Bu ayette dikkat çekilen mevzuların hamısı, ahir zamanda da bütün Müslümanların dikkatle üzerinde dayanmaları lazım olan mevzulardır. Ahir zamanda yaşanacak olan fitne ve fitne fesat türetmekten, dinsiz ideologiyaların getirdiği belalardan insanları koruyacak vasite yalnız Kur'an'a sarılmak olacak. Kur'an'ın rehberliğinde salih emellerde olmak, insanlara yaxşılığı emretmek ve onları sonsuz cennet nimetleriyle müjdelemek, eyni zamanda da ebedi cehennem azabıyla korkutarak Kur'an'ın hükümlerinde güzeşte gitmemek istikametinde haberdar etmek, bir de ahir zamanda vicdan sahibi Müslümanların en ehemmiyetli vazifelerindendir.